Partisi Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın İyi Parti'ye ve lideri Meral Akşener'e yönelik ithamlarını ve biraz da hani az önce üzerinde konuştuğumuz aba altından gösterdiği sopayı konuşacağız İyi Parti'nin bir yetkilisiyle. Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in danışmanı Doktor Aytun Çıray KRT Akşam Haberlerine konuk oluyor. Aytun Bey, iyi akşamlar efendim, merhabalar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi çok kapsamlı bir sistem önerisi değişik başlıklar altında. Cumhurbaşkanlığı evet. Makamının yeniden tanzim edilmesinden tutun da yargıda reforma, kadın haklarından tutun da çevre konularına, liyakat meselesine pek çok konu başlığı var. Buna bir anayasa taslağı gözüyle bakabilir miyiz ve en kısa zamanda Millet İttifakı bileşenleriyle ya da başka muhalefet partileriyle masaya getirilip bir müzakerenin başlangıcı olarak değerlendirebilir miyiz? Bunu bir anayasa perspektifi olarak değerlendirebiliriz, değerlendirmeliyiz esasen. Bu bir sistem tasarımı. Biliyorsunuz sistemin oluşabilmesi için en önemlisi onun bir anayasayla, hukukla desteklenmesi. Tabii ki biz şu aşamada tek tek anayasa maddeleri önerisi yapmak yerine bir sistem tasarımı, bir prensipler manzumesi Türk milletine açıklamaya ve vaat etmeye karar verdik. Çünkü şu aşamada madde madde anayasa tartışmaları ne yazık ki bu tartışmayı yapmak için demokratik zemin olmadığından açmak doğru olmaz. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi bu tür bir çalışmayı muhtemelen diğer Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinin de bu tür çalışmalar olacaktır. Aradaki nüansları bularak adeta içeride bir birlik yokmuş havasını yaymak için taktiksel olarak kullanabilir. Ama bugün Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi ana prensipleri koydu. Buradaki ortak ve en önemli payda mutlak güçler ayrılığı, tarafsız başbakan ve bunların ortaya çıkaracağı güçlü bir parlamento, parlamenter sistem ve en önemlisi de tam bağımsız yargı ve yargıç teminatı. Şimdi Aytun Bey, uzun süredir, birkaç aydır neredeyse sizin ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi ile sizin HDP ile oturup birlikte bir anayasa taslağı hazırladığınız ya da hazırlayacağınız ve HDP'ye de bir takım tavizlerde bulunacağınız iddiasıyla Cumhur İttifakı muhalefetin üzerine geliyor. Şimdi muhtemeldir ki Sayın Akşener bu önerilerini, ilkeleri öteki partilere de taşıyacaktır. Bunlar arasında da HDP'nin olmasını bekleyebilir miyiz? Bakınız, önce şunu ifade etmek istiyorum. Bizim bütün hedefimiz katılımcı ve çoğulcu bir demokrasiyi sağlamak. Ve anayasa dediğiniz şey bir toplumsal mutabakattır. Yani toplumun bütün kesimleri tarafından, bırakın siyasi partileri, sivil toplum örgütleri, kamuoyu önderleri ve hatta parlamentoda olmayan siyasi partiler dahil Venedik kriterlerine göre yapılmalı ve bu anayasa tartışmaları bir daha Türkiye'de çok çok uzun yıllar ortadan kalkmalıdır. Ve bu anayasa yapılırken de çağdaş 21. yüzyılın şartları da göz önüne alınmalıdır. Dolayısıyla büyük ihtimalle bu anayasa tartışmaları bizim önerdiğimiz anayasa tarzı, Millet İttifakı'nın mutabık kalacağı anayasa önerileri seçimlerden sonra bir mutabakat olarak aynı zamanda ortaya çıkacaktır. Çünkü biz şu anda seçimlerden sonra neyi yapmak istediğimizin işaretini veriyoruz. Ancak bugün Türkiye'de ne basın özgürlüğü ne de Türkiye'nin şartları demokratik bir anayasa yapmaya Cumhur İttifakı'nın yönettiği bir Türkiye'de müsait değil. Ve Cumhur İttifakı büyük mutabakatla bir anayasa yapılmasının önünü kesebilmek için de bir takım siyasi operasyonlar yapacaktır. Dolayısıyla benim söyleyeceğim size şu aşamada şudur. Bir toplumsal mutabakat oluşabilmesi için Türkiye'nin 2023 ya da daha önce, bence 2023'e kadar taşıyamayacaklar gözüküyor Türkiye'yi. Erken seçim talep ediyoruz aynı zamanda. Türkiye'nin seçimlerden sonra Millet İttifakı iktidarıyla bir demokrat, çoğulcu, katılımcı anayasayı tüm kesimlerin
tartışmasıyla ortaya çıkarmasıdır. Evet. Yani vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu anayasa konusunda fikrini ifade edecektir. Evet, o zaman bir anayasa taslağından ziyade bir ilkeler dizinini masaya koyup seçim sonrasında yönelik bir başlama vuruşu gibi değerlendirebiliriz bunu. Kesinlikle. Şimdi gelelim. Aksi halde bir dayatma da olurdu yani, madde madde bir anayasa teklifi ortaya koysaydık. Evet. Şimdi gelelim bugünkü somut açıklamalara. Sayın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında uzun süredir yapmadığı üzere, yani demin de bir başka haber vesilesiyle hatırlattım. Sayın Erdoğan genellikle Bay Kemal diye Sayın Kılıçdaroğlu'na yükleniyordu ama Sayın Akşener'e, Sayın Genel Başkanınıza taarruzu hep Sayın Bahçeli'ye bırakıyordu. Bugün ilk defa çok açık açık gelin hanım diye de bir sıfat yakıştırarak Sayın Genel Başkanınıza sert ifadelerde bulundu. Anladığım kadarıyla o Netanyahu göndermesi ya da benzetmesi epey öfkelendirmiş ve Sayın Akşener'in işte il il dolaşıp esnafla temaslar ya da yerel halkla temaslar kurmasını bayağı yadırgamış ve durun daha neler olacak diye Rize'deki provokasyonun benzerlerinin tekrarlanabileceği uyarısında bulundu. Ne diyorsunuz? Şimdi Sayın Erdoğan herhalde bugün Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşmuş olamaz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yeminine göre tarafsız olmak ve milletin birliğini sağlamakla görevli. Bugünkü konuşmasında birinci aşamasında Rize'deki olayların müsebbibinin Rizeliler olmadığını, bir provokasyon olduğunu adeta ifade etmiş oldu. İkinci aşamasında da Sayın Genel Başkanı daha neler neler olacak diyerek bir nevi tehdit etmeye kalktı. Şimdi bunu anlıyoruz, şu açıdan anlıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gittikçe oy oranlarının düşüyor olması ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni terk eden seçmenlerin %40'ının tekrar geriye dönmeyeceğini ifade etmiş olması ve İYİ Parti'nin önlenemez yükselişi bir çöküş dönemi paniğini ortaya çıkartmış. Ve bu panik duygusuyla esasen Cumhurbaşkanlığı makamında oturan birisine benim şahsen yakıştıramadım, milletimizin de yakıştıramayacağı bir tehdit dili, bir hakaret dili kullanıldı. Şimdi biz biliyoruz ki Türk milleti olarak gidemediğimiz yer vatanımız değildir. Ve bu vatanın her yerine bir muhalefet partisi lideri özgürce gidebilmeli ve güvenlik içinde gidebilmeli. Bunu sağlamakla görevli olan, sorumlu olan mevki ve makam da bugün Türkiye'yi yönetenlerdir. Eğer Sayın Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Sayın Genel Başkanımızın ayağına taş değerse, Türk milleti bu iktidarı vicdanında çok daha büyük bir şekilde mahkum eder. Ancak bu tür sözlerle Sayın Genel Başkanımızı ve bizleri korkutarak geri duracağımızı, Türkiye'de vatandaşlarımızla kucaklaştığımız gezileri yapmayacağımızı düşünüyorlarsa bunda yanılıyorlar. Sayın Çıray, şunu sorabilir miyim? Özür dilerim, araya girdim ama. Şimdi Sayın Akşener'in o Rize'de başına gelen hadisede bir işte kırmızı türbanlı bir hanımefendi vardı. Uzanıyor, soru soruyor işte PKK ile niye işbirliği yapıyorsunuz diye. Hemen oradan da bir A Haber mikrofonu görüntüye giriyordu. Şimdi biz aynı görüntüleri, aynı televizyon görüntülerini bugün Sayın Erdoğan'ın meclis grup toplantısında gösterdiği o hazırlanmış propaganda videosunda gördük. Orada kullanıldı bu görüntüler. Neler hissettiniz onları izleyince? Dolayısıyla devletin düşürüldüğü durum açısından üzüldüm. Ama bir siyasetçi ve önce bir insan olarak öfkelendim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu devleti yönetenler devletin imkanlarını böyle kullanmamalılar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dış dünyada bir üçüncü dünya ülkesi gibi göstermemeliler. Evet, içinden geçtiğimiz rejimin ucube bir rejim olduğunu tespit ettik. Ve otoriterleştiğini de tespit ediyoruz gittikçe. Biliyorsunuz son zamanlarda biraz da tabii sinir bozukluğu var. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok önemli insanla yöneltilen ağır suçlamalar var. Sayın Cemil Çiçek'in deyimiyle, binde biri problem olsa dahi, binde biri doğru olsa dahi bu ithamların bir felaket dediği noktadan sonra, bana sorarsanız yapılan diğer açıklamalar
yüzbinde biri dahi doğruysa Türkiye için bir felaket. Bakınız, ilahi adalet demek lazım. Biz bugün tam tek insan rejiminin ne kadar yanlış olduğunu anlattığımız bir günde bütün bu Sayın Erdoğan'ın bu sözlerine muhatap olduk. Şimdi Sayın Arapgirli, eğer Türkiye'de tek insan rejimi olmasaydı, eğer Türkiye'de Susurluk hadisesi olduğu gibi o zaman da azlığından şikayet ettiğimiz demokrasi kadar bir demokrasi olsaydı, bugün savcılar çoktan kendiliğinden harekete geçmiş olmalıydı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hatta iktidarın talebiyle bir araştırma komisyonu kurmuş olmalıydı. İtham edilen kişilerin aklanması açısından da bu önemlidir. Çünkü ithamlar basit ithamlar değil. Çok ağır, kaldırılamaz ithamlar. Bugün bir bakıyorsunuz ki bütün bunları açıkça tartışmak ve Türkiye'yi rahatlatmak, yargıyı harekete geçirmek yerine bunların üstünü örtbas edebilmek için Sayın Genel Başkanımıza belki de gündemi de değiştirmek amacıyla ağır saldırılarda bulunuldu. Ama şunu söyleyeyim. Bugün tek bir savcı 90'lı yıllarda olduğu gibi harekete geçemiyorsa bunun nedeni tek insan rejimidir. Sayın Erdoğan yeşil ışık yakmadıkça savcılar harekete geçemeyecek. O nedenle bugün yaptığımız güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem perspektifi önerisi çok daha büyük bir önem kazandı. Peki. Eğer başımızda bugün tarafsız bir cumhurbaşkanı olsaydı, siz de hatırlayacaksınız, 9. Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'in yaptığı gibi tüm siyasi partileri bu ağır ithamlar karşısında toplayıp ortak bir şekilde yolsuzluklar ve usulsüzlüklerle mücadele edilmeliydi. Peki. Sayın Çıray, şimdi bugünkü grup toplantısında Sayın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir açıklama daha yaptı. Dün hatırlayacaksınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Hodri Meydan, sizi seçim sandığına davet ediyorum dedi. Artık seçim zamanıdır dedi. Yani erken seçim talebini çok somut ve çok net bir şekilde vurguladı. Sayın Akşener'in de sık sık vurguladığı ve bugün de tekrar ettiği böyle bir çağrı var. Ama Sayın AKP Genel Başkanı dedi ki, seçim Haziran 2023'te olacaktır, başkasını beklemeyin dedi. Altını da çizdi, noktayı koydu. Ne diyorsunuz buna? Ben o güne kadar taşıyamayacaklarını, taşımamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü milletin güvenini kaybetmiş bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Ve bütün bunları konuşurken, yolsuzlukları, başka ithamları konuşurken aynı zamanda fakirlik ve hayat pahalılığı altında ezilen bir halk var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 2001 krizinde dahi görülmemiş bir işsizlikle karşı karşıyayız. Bakınız, o iktidar değişikliğine neden olan ve birçok partiyi siyasetten tasfiye eden 2001 krizinde işsizlik oranı Türkiye'de %8.9'du. Bugün resmi rakamlara göre işsizlik %15'lerde. Genç işsizler oranı %30'lara yaklaşıyor. Türkiye bunu taşıyamaz, Türkiye bunu kaldıramaz. Geçenlerde yeni aşı alabilmek için çok gecikmiş bir şekilde dahi olsa aşı alabilmek için ve vatandaşımızın küçük bir bölümüne nakdi yardımda bulunabilmek için toplam maliyeti 15 milyar lira olan konu için Adalet ve Kalkınma Partisi ÖTV'ye yaptığı zamlarla daha bunları gerçekleştirmeden milletin cebinden 26 milyar lira para almaya karar verdi. Yani 15 milyarlık hizmet verecek, milletin cebinden 26 milyar lira alacak. Bunu taşıyabilecek, dayanabilecek 5 müteahhitten başka kimse kalmadı bu ülkede. İş insanları da şikayetçi, KOBİ'ler de şikayetçi, esnaf da şikayetçi. Ve bu iktidarın Türkiye'yi bu şekilde, bu güvensizlik ortamında taşıması mümkün değil. Üstelik milletin desteğini arkasından kaybetmiş ve bir takım mafyöz iddialarla suçlanan ve çalkalanan bir Türkiye'de bu siyasi iktidarın NATO'da Sayın Biden'la görüşmesini büyük risk kabul ediyorum. Türkiye'nin çıkarları açısından. Çünkü Biden'la oturdukları masaya ne yazık ki çok zayıf oturacaklar. Evet. Yani dış dünyada çıkarlarımızı ne kadar savunabilirler bu konuda emin değilim doğrusu. Peki. Sayın Aytun Çıray, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Saygılar.